Japonya büyük bir depremin acısını yaşadı. Devasa bir tsunami'ye sebep oldu. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri çökmenin eşiğinde sallanıyor. Bunlar yaşananların an ve an görgü tanıkları tarafından çekilen videoları. Tamam, buradan gidiyoruz. Ve kurtulanlarla yapılan özel röportajlar. Aslında koca bir şehrin son dakikalarını belgelemek üzere olduğumun farkında değildim. Dünyanın önde gelen bilim insanları dev fiziksel olayı analiz ediyor. Bu dünyanın gördüğü en büyük 5 depremden biri. Bu dünyevi bir canavardı. Depremin gerçek sesini gözler önüne serdik. Ve gelecekteki tehlikeleri araştırdık. Sırada hangi deprem bölgesi var? Mega deprem, sallantı anı. Gezegenimizin en riskli bölgelerinden biri Pasifik Ateş Çemberi'dir. Yer kabuğundaki aralıksız kırılmalar Pasifik Okyanusu'nu çevreler. 11 Mart 2011'de saat 14.45'te Japonya'nın 130 kilometre uzağında bu kusurlu bölgenin bir bölümü kırılmak üzereydi. Tokyo şehir merkezi. Dünyadaki en büyük şehir. 35 milyon kişi gündelik hayatını burada geçiriyor. 320 kilometre kuzeyde Sendai bulunuyor. Amerikalı öğretmen Paula Luzzi öğle yemeğini daha yeni bitirdi. Ben ve iş arkadaşlarım ofiste oturuyorduk. Saat sanırım 3'e geliyordu. Sınıfa çocuklar için hazırlamaya başlayacaktık. Yakınlardaki Osato Lisesi'nde eski öğretmenlerden Wesley Julian bir mezuniyet törenini kaydediyordu. Çok duygusal bir andı. Öğrencilerle ve öğretmenlerle tekrar bir araya gelmek çok heyecan vericiydi. Güzel bir törendi. Sona erdi ve dinlenme salonuna öğle yemeği yemeye gittik. Sendai'nin birkaç kilometre güneyinde Katsuyoshi Hayasaka alışverişe çıkmak için hazırlanıyordu. Bunu her gün yapmıyorum ama o sabah torunum bana telefon edip onun için alışverişe çıkar mıyım diye sordu. Olmak üzere olanlar hakkında hiç kimsenin bir fikri yoktu. Ama Pasifik Okyanusu'nun 130 kilometre açıklarında ve yer kabuğunun 30 kilometre içinde Pasifik levhasına Japonya'nın altında güç uygulanıyordu. Sert katman büküldü ve çatladı. Katmandaki gerginlik artıyordu. Ta ki bir şeyler çatırdayana dek. Tokyo'daki ülkenin deprem görüntüleme merkezinde sismik hareketlilik okunuyordu. Monitörde gösterilen değerlere önce inanmak istemedik. Çünkü bunlara göre hava çok sıcak olmalıydı. Ama kontrol edince... Diğer bilim insanları su altındaki tektonik levhaların birbirine ezmelerinin seslerini kaydettiler. ...32 kat hızlanmıştı. Şu ana kadar ilk defa depremin gerçek sesi kaydedildi. Gerçek ses kaydı. Sarsıntıyı ilk hissedenler Sendai'deki insanlar oldu. Gittikçe daha da kuvvetleniyordu. Hepimiz bir anda ayağa kalktık, birbirimize baktık ve dışarı kaçtık. Evet.
Yaklaşık 30 saniye içinde kameramı çıkardım, çalıştırdım ve video modunu alıp kayıt tuşuna bastım. Çünkü bunun büyük bir deprem olacağını anlamıştım. Aman Tanrım! Sanırım çok şiddetli. Aman Tanrım! Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Hiçbir yere kaçamadım. Sen iyi misin? Evet sanırım. Onların yaptıklarını yapalım. Aklımdan şöyle geçiyordu. Bu bina yıkılacak mı? Sendai mahallelerinden dikkat çekici başka bir video ise bir anne ve çocuğunun yaşadığı panik anlarını yakalıyor. Anne, buradayım, iyi misin? Evden çıkmalıyız. Tamam. Çok tehlikeli. Hadi, hadi dışarı çıkalım. Çabuk. Anne, anne hadi. 50 saniyenin sonunda sığınmak için yapılacak tek şey yere uzanmaktı. Miyagi'nin dışından mı geliyor? Muhtemelen. Çok şiddetli. Umarım büyük annem iyidir. Meşgul çalıyor. Baz istasyonu yıkılmış olabilir. Deprem 5 dakika boyunca devam etti. Evdeki her şey yıkılıyor. Büyük bir sarsıntı oldu ve durur gibi oldu ama bir sarsıntı daha oldu. Sallanmaya devam etti ve tekrar duracak gibi oldu. Ama ardından bir sarsıntı daha geldi. Sendai Havaalanı'nda hava trafiği kontrolörü Yoshiki Buni kritik bir acil durumla karşılaştı. Tavandaki floresan lambalar düşüyordu. O sırada etrafta uçaklar uçuyordu. Onlara daireler çizdirmeliydik çünkü havaalanı kullanılamazdı ve çok zorlanıyorduk. Sanki hiç bitmeyecek gibiydi. Telefon direklerinin nasıl sallandığını izliyordum. Bu şaka değil. Depremin en korkutucu yanı tamamıyla çaresiz olmanızdır. Yeryüzü sallanmaya karar veriyor ve siz de onunla sallanmak zorundasınız. Deprem merkezinden 370 kilometre uzaktaki Tokyo'da bile. Sarsıntı, sismolog Satoko Oki'yi tamamen şaşkına çevirecek kadar kuvvetliydi. Benim ofisim sarsıntılara karşı izole bir binada bulunuyor. Yani sallanmaması gerekiyordu. Ama yine de yerimden bile kalkamadım. Bu yaşadığım en büyük ve en uzun depremdi. Şehrin ortasında iş adamı Ayumu Dokizomo sıra dışı bir manzaraya şahitlik ediyordu. Binalara baktığımda yamularak sallandıklarını görünce şoke olmuştum. Öylesine şaşırdım ki o bunu kaydetmeliyim dedim. Tokyo'da sadece 7 kişi hayatını kaybetti. Ama garip şeyler olmaya başladı. Yerdeki çatlaklar açılıp kapanıyordu. Ve sıvılaşma denilen süreçte sismik şoklar yerden sular çıkmasına sebep oldu. Richter ölçeği depremi 9 büyüklüğünde ölçtü. Bu güç Hiroşima'ya atılan atom bombasından 600 milyon kat daha fazla. Bu Amerika'ya 100 yıl yetecek kadar enerji demek. Bütün bu güç 5 dakika içinde tek bir noktadan salındı. Bu deprem şu ana kadar dünyanın gördüğü en büyük 5 depremden biri. O kadar büyüktü ki
Dünyanın eksenini 25 santim eğdi. Ve dünyanın dönüşünü yavaşlatarak bir saniyeden az bir farkla günlerin kısalmasına sebep oldu. Deprem Japonya'da en güvenlikli donanıma sahip binaların bile sallanmasına sebep oldu. Deprem merkezinden sadece 145 kilometre uzaklıkta Fukushima nükleer santrali bulunuyor. Elektrik kablolarının zarar görmesiyle acil durum sistemleri devre dışı kaldı. Enerji için yedek dizel jeneratörler devreye girdi ve çalışır haldeki 3 nükleer reaktörün kapatılması işlemini başlattı. Ama denizin 130 kilometre açıklarında deprem çok daha korkunç bir gücün salınmasına sebep oldu. Ve bu güç saatte 800 kilometre hızla dalgalanıyordu. Japonya 1000 yılın en büyük depremiyle sallanmıştı. Tarihte sadece 5 defa 9 büyüklüğünde deprem kayıtlara geçti. Ama bir şey Japonya'yı çok daha fazla korkutuyordu. Bir tsunami deprem dalgası. Depremin sebep olduğu şey tam da buydu. Yeryüzünün kırıldığı anda 400 kilometrelik okyanus zemini 3 metre yukarı hücum etti. Bu güç 100 milyar metreküp okyanus suyunu yerinden sıçrattı. Başlangıçta saatte 800 kilometre hızla ilerleyen dev dalgalara yol açtı. Başlangıçta bir uçak kadar hızlı hareket ediyordu. Sendai Tsunami Uyarı Merkezi'nde alarm çalmaya başladı. Yaklaşmakta olan dalgaların büyüklüğünü anlamak için bir yarışa girildi. Depremde olduğu gibi tsunami gerçekleşirken de görüntüleme istasyonlarının çoğu hasar gördü. Sanki gerçek olmayan bir şey yaklaşıyordu. Japonya'daki görüntüleme sistemlerinin bozulmasıyla birlikte dünyanın her yerinden bilim insanları ilerleyen dalgaları izlemeye başladılar. Kaliforniya'daki bir meslektaşımdan öğleden sonra saat 13.20'de bir çağrı aldım. Bana televizyon aç, Japonya'da kıyamet kopuyor dedi. Deprem yaklaşık 35 dakika önce gerçekleşmişti. Haberlerde tsunami'nin yaklaşmakta olduğunu duymuştum. Bu dünyevi bir canavardı. Denizin 5 kilometre açığında bir sahil koruma gemisi tsunami'nin dudak uçuklatan görüntüsünü kaydediyordu. Karada herkes hala depremden korunmak için saklanıyordu. Dev dalgalar vurmadan önce 30 dakikadan az bir süreleri vardı. Ve başka bir tehlike daha vardı. Japonya kıyılarının bir bölümü 1,5 metre aşağıdadır. Bu tsunami darbesinin çok daha şiddetli olacağı anlamına geliyordu. Amerikalı görgü tanığı Brian Barnes, Otsushi limanında bir doğal kaynakları koruma projesinde çalışıyordu. Japonya'ya giderken bir deprem tehlikesi aklımın ucundan bile geçmiyordu. Tsunami! Gidiyoruz, tamam gidiyoruz. Gidiyoruz! Tsunami'nin yaklaştığından haberim yoktu. Ama %90 tsunami olmuştur diye düşünüyordum. Nereye gitmeliyiz? Tepelere gidelim. Nereye gidelim? Sür hadi, tepelere, tepelere, tepelere. Bütün çalışanlar ayrılıyor. Brian yüksek bir yer ararken kamerası hala çalışıyordu. Sirenler mi çalıyor? Evet. Bu kasabanın ciddi bir tsunami geçmişi var. Tsunami karaya yaklaştıkça yavaşlıyordu. Ama deniz sığlaştıkça dalgalar gitgide yükseliyordu
ve 14 metreye kadar ulaştılar. Sendai Havaalanı'nın radar odasında hava trafiği kontrolörleri uçakları can havliyle pistten uzaklaştırmaya çalışıyordu. Hiçbirimizin kendi hayatlarımızı düşünecek vakti yoktu. Herkes tüm gücüyle uçakları yönlendirmek için çalışıyordu. Binaya bir çarpışma gerçekleşebilir. Dışarıda havaalanı personeli delirmişçesine yolcuları yer seviyesinden tahliye etmeye çalışıyordu. Arabalar. Su üzerimize doğru geliyor. Kaçalım. Çevre kasabalarda on binlerce insan hayatlarını kurtarmak için kaçıyordu. Su geliyor. Muazzam bir güçle üzerimize geliyor. Katsuyoshi Hayasaka da onların arasındaydı. Yakınlarda dalgalara dayanabilecek tek yapı birkaç blok ötedeki beton okul binasıydı. Üçüncü ya da dördüncü kata çıkmamız söylendi. Tsunami'nin ne kadar yükseğe ulaşabileceğini bilmiyorduk. İtfaiyeciler, trafik polisleri ve polisler civarda dolaşarak hemen tahliye edin diye bağırıyorlardı. Japonya kıyılarında çarpışmaya sadece saniyeler vardı. Araca binin. İki ya da üç dalgalık dev bir tsunami yaklaşıyor. 11 Mart 2011'de öğleden sonra saat 3.15'te tsunami Japonya'nın doğu kıyısına ulaştı. Dalgalar sahil koruma bölgesini aştı. Yüksek yerlere koşun, kaçın, kaçın! Tsunami'ne hızla yaklaşıyor. Çok yaklaştı. Birkaç dakika içinde burada olacak. Çok ciddiye alıyorlar gibi görünüyor. Amerikalı görgü tanığı Brian Barnes'ın kaçmak için saniyeleri vardı. Ama yolunu kaybetti. Hadi biri bana yardım etsin. Nereye gidiyorsun? Şuradaki tepeye. Galiba köprüyü geçmemiz gerekiyor. Ya köprü yıkıldıysa? Sola dön. Umarım yıkılmamıştır. Tsunami sirenleri çalarken kasabada dolanıp duruyorduk. Olanları kaydetmem gerektiğini düşünüyordum ama aslında koca bir şehrin son dakikalarını belgelemek üzere olduğumun farkında değildim. Saat 3.20'ye ulaştığında en büyük dalgalar kıyı şeridini dövmeye başladı. Yüzlerce insan bu anı kameralarıyla ve cep telefonlarıyla kaydetti. Shiogama limanında deniz köpürmeye başladı. Koş! Bu araba ve içindekiler için kaçacak yer yoktu. Kıyının 130 kilometre yukarısındaki Kamaishi'de milyonlarca metreküp su 10 metrelik dalgalar halinde sokaklara hücum etti. Dar kanallar akıntının hızını arttırıyordu. 10 metrelik dalgalarıyla tsunami'nin kasabayı vurduğunu duyabiliyordum. Ama tsunami'nin beraberinde getirdiği güç hakkında bir fikrim yoktu. Hepimizin tsunami olacağına dair bir korkumuz vardı. Çünkü bu derecede büyük bir deprem olunca beraberinde her zaman bu korkuyu da getirir. O kıyılarda yaşayan birçok küçük öğrencimiz var. Tek yapabildiğimiz onlar için dua edebilmekti. Çarpışma gerçekleştiğinde onların orada olmadığını umut ediyorduk.
Paula ve Wesley yüksekte ve güvendeydiler. Ama on binlerce kişi değildi. Kesenuma'da bir görgü tanığının kaydettiği video, kasabanın 4 dakika içinde nasıl denize dönüştüğünü gösteriyor. ...15 saniye içinde cadde nehire dönüşüyor. Bir dakika 20 saniye sonra tonlarca ağırlıktaki bir depo sanki oyuncakmışçasına yerinden çıkıyor. Orada biri var. 2 dakika sonra suların içinde bir adam fark ediliyor. Bu sel kutsal kitaplardan bir alıntıya benziyor. Başladıktan sadece 3 dakika 15 saniye sonra sel 8 metre yükseklikteki 3. kata ulaşıyor. Kıyıda Brian Barnes yüksek bir yerde mahsur durumda. Sanki kıyamet kopuyordu. Su gelip tam altımda duran ağacı ittiriyordu ve ağaç çatırdamaya başlamıştı. İşte geliyor. 12 metrelik o ağacı saniyeler içinde kapladı. O anda aklımdan ne zaman sona erecek diye geçiriyordum. Gelip bütün tepeyi yutacak mıydı? Ve yani o anda bunlar hayatınızın son anları mı diye düşünmeye başlıyorsunuz. Saat öğleden sonra 3.55'te tsunami Arahama'ya ulaştı. Katsuyoshi Hayasaka tam zamanında bu okul binasının çatısına çıkıyor. Biri bu tsunami diye bağırdığı anda dev bir tsunami dalgası gürüldeyerek ve yıkılan duvarların toz bulutuyla birlikte üzerimize geldi. Parçalanan şeylerin seslerini duyabiliyordunuz ve her yerde döküntüler vardı. ...3.57'de dalgalar denizden 1.5 kilometre uzaklıktaki Sendai Havaalanı'na ulaştı. Hava trafiği kontrolörü Yoshiki Wune kendisine yüksek bir yerlere çıkması söylendiği halde hala uçakları yönlendirmeye çalışıyordu. Otoparkın ön tarafında park halinde duran arabamın akıntıya kapılıp gidişini izledim. Aşağıda hala tsunami'den habersiz yürüyen insanlar vardı. İnsanların onlara kaçın diye bağırdığını duydum ve kargaşa halinde kaçmaya çalışan insanlar gördüm. Tsunami dalgaları kıyıdan 10 kilometre içeriye ulaşana kadar durmadı. Japonya 2 ölümcül darbeyle ağır yara aldı. Önce deprem ve ardından tsunami. Ama 3. felaket de gerçekleşmek üzereydi. Bütün ulus olası bir nükleer erimeyle karşı karşıya.
Öğleden sonra saat 3.42'de Japonya'nın kayıtlara geçen en büyük 5 depremden biriyle sarsılmasından sadece 56 dakika sonra tsunami dalgaları Fukushima Daiichi nükleer santraline ulaştı. İçinde 3 aktif nükleer reaktör barındırıyordu. Dizel jeneratörler nükleer yakıt çubuklarını soğutmak için reaktörlerin etrafına su pompalıyordu. Ama sistemin geri kalanının kuru kalması gerekiyordu. Tokyo'da bir adam yaşanan felaketin artan tehlikelerini takip etmekteydi. Nükleer enerji mühendisi Mitsuhiko Tanaka, Fukushima reaktörünün tasarlanmasına yardımcı olmuştu. Televizyonu açar açmaz depremin Fukushima'nın açıklarında olduğunu öğrendim. Depremin merkezi burasıydı ve hemen ardından tsunami alarmı verildi. Bunun korkunç olacağını hissediyordum. Reaktör denizden 5,7 metrelik duvarlarla korunuyordu. Ama bu 14 metrelik dalgalar için yeterli değildi. Çarpmanın hemen ardından kaydedilen bu dikkat çekici görüntüler hasarın niteliğini gösteriyor. Dalgalar tarafından ezilmiş, dizel jeneratörler hasar görmüş durumda. Otomatik kapatmanın ardından gerçekleşmesi gereken çok önemli bir şey var. Ve o da anında soğutma. Geriye sadece bir tane yedek soğutma sistemi kalmıştı. O da bataryalı pompalardı. Ama sadece 8 saatlik enerjileri vardı ve saat ilerlemeye devam ediyordu. Fukushima nükleer erimenin eşiğindeyken diğer tarafta Japonya'nın batı kıyısında insanlar hayatları için savaşıyordu. Ölçüldüğü en yüksek yerde tsunami deniz seviyesinden 38 metre yüksekliğe ulaştı. Yürüdüğüm yerleri o halde görmek kalbimi kırdı. Bu şehirlerin kaç tanesi yok olmuştu? Daha önce orada bulunduğum yerlerin kaç tanesi artık yerinde değildi? Arkadaşlarımdan kaç tanesi evlerini kaybetmişlerdi ya da artık hayatta bile değillerdi? Birçok kişinin mahsur kaldıkları yerden kurtarılabilmeleri için tek seçenek helikopterlerdi. Gökyüzünde bir helikopterin sesini duyduk. Bir arama ışığı vardı ve çatının üzerinde dolanıyordu. Ardından bir kurtarma görevlisi aşağı indi ve bize sizi teker teker kurtaracağız dedi. Brian Barnes bu devasa yıkımın yarattıklarını görmek için Otsuchi'ye geri döndü. Bu hayal bile edemeyeceğiniz bir şeydi. Hollywood'un bile böyle bir sahneyi yaratabileceğini sanmıyorum. Sanırım orada yaklaşık 18 bin kişi yaşıyordu ve bunların çoğunun kayıplarıyla ilgilenecek durumu yok. Şehrin yarısından fazlasını kaybettiler. Sanki yeryüzündeki cehennem gibiydi. Ama Japonya'nın kabusu daha da kötüye gitmek üzereydi. Fukushima nükleer reaktöründe pille çalışan soğutucu pompaların enerjisi tükendi. Ve ardından sismik olay nükleer bir felakete dönüştü. Bir patlama bir numaralı reaktör binasının çatısını havaya uçurdu. İki gün sonra üçüncü reaktör binasında ikinci bir patlama gerçekleşti. Bütün otomatik sistemlerin devre dışı kalmasıyla yetkililer korkunç bir karar almak zorunda kaldı. Radyoaktif felaket bölgesine reaktörleri elle soğutmaları için görevliler göndermeliydiler. Tokyolu itfaiye görevlisi Yukio Takayama seçilen birkaç kişiden biri. Fukushima nükleer enerji santralinin ana kapısına geldiğimizde
Sanırım saat akşam 11'i geçiyordu. İlk izlenimim oranın sanki acayip, sessiz bir perili ev olduğuydu. Bu görüntüler Yukio ve ekibini karanlıkta reaktörlere doğru hareket ederken gösteriyor. Hiçbir koku alamıyorduk ve tehlikeli hiçbir şey göremiyorduk. Görebileceğiniz hiçbir şey yoktu. Önünüzde duran tek şey döküntü haldeki nükleer enerji istasyonuydu. 3 numaralı reaktör tam önümüzdeydi ve dalga dalga dumanlar yükseliyordu. Bu değişik bir korkuydu. Tesiste Yukio ve başka 300 kişi 50'şerli vardiyalar halinde reaktörlere deniz suyu sıkarak çalıştılar. Daha büyük bir faciayı önlemek için kendi hayatlarını tehlikeye attılar. Korkuyordum. Ne kadar radyasyon olduğunu bilmiyordum ama fazlasına maruz kalmanın kesinlikle ölüme yol açacağını biliyordum. Korkmamız çok doğaldı ama o korkuya karşı gelmek bizim görevimizdi. Hepimiz böyle hissediyorduk. Fukushima'daki radyasyon sızıntısı en yüksek nükleer felaket değeri olan 7 olarak belirlendi. Aynı Çernobil'deki gibi. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan beri Japonya'yı vuran en büyük felaketti. Ve olay bütün Pasifik bölgesini etkileyen bir olaydı. Depremden 11 saat sonra tsunami bütün Pasifik Okyanusu'nu aşmıştı. Hawaii'yi süpürüp geçti. Yaklaşık 8000 kilometreyi saatte ortalama 720 kilometre hızla kat etti. Sonunda Kaliforniya'daki Santa Cruz kıyılarına kadar ulaştı. Japonya'daki bir sarsıntı buna yol açabiliyorsa, bu Amerika'nın kendi kıyı şeridinin altında yatan sismik tehlike için uğursuz bir uyarıydı. Japonya'nın gerçek kabusu olan deprem ve tsunami, felaketin dünyanın diğer yerlerindeki etkileri üzerine çalışmak için deprem bilimcileri bir yarış haline soktu. Büyük depremlerin gerçekleştiği önemli bir dönem yaşıyoruz. Yeni Zelanda'daki Christchurch şehrinin tam altında 6.1 büyüklüğünde bir artçı şok yaşandı. Bu son derece hasarlı bir olaydı ve 180 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Geçen yıl Şili'de 8.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Şimdi de bu sene Japonya'da 9 büyüklüğünde. Sadece bir yıl içinde Pasifik Ateş Çemberi'ndeki 3 noktada kırılma meydana geldi. Çemberdeki tehlikeli 4. nokta ise Amerika'nın batı sahil şeridi. Şimdi herkesin aklında tek bir soru var. Anlamaya çalıştığımız şeylerden biri, Japonya gibi uzak yerlerde bir deprem olduğunda bunun Amerika'ya ne gibi etkileri olduğudur. Kuzey Amerika'nın Pasifik kıyısında 25 milyondan fazla insan yaşıyor. Güneydeki Meksika'dan kuzeydeki Alaska'ya kadar bütün bölge sismik olarak aktif. En tehlikeli bölgelerden biri Kaliforniya'da bulunuyor. Ateş çemberi San Andreas fay hattının tam altından geçiyor. Profesör Tom Jordan bu bölgede bir deprem olması halinde oluşacak etkilerin bir simülasyonunu hazırladı. Bu Kaliforniya'nın merkezindeki San Andreas fay hattını gösteriyor. Ve göreceğiniz şey San Andreas'ın güney tarafında 8 büyüklüğündeki bir depremin simülasyonu. Saatte 13 bin kilometre hızla ilerliyor. Aslında Los Angeles sallanan kocaman bir jöle topu gibi. Bu kesinlikle başınıza gelmesini istemeyeceğiniz bir deprem. Ama daha kuzeyde Amerika daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Artık birçok insan Oregon'un, Washington'ın, Kuzey Kaliforniya ve Britanya Kolombiya'sının kuzeybatı sahil şeridinde Japonya'da kırılan fay hattına çok benzer bir fay hattı olduğunu biliyor.
sahil şeridinde gizlenmiş Kaskadya fay hattı denilen 80 kilometrelik aktif bir sismik bölge bulunuyor. Bu fay hattı üzerinde Kuzey Amerika kıtasının okyanus yer kabuğu bulunuyor. Ve buradaki yer kabuğu çok şiddetli bir baskı altında. Eğer kırılma noktasına ulaşacak olursa, Pasifik'in kuzey batısı benzer bir faciayla karşılaşabilir. Korkunç bir deprem. Bir tsunami'ye yol açarak Amerika'nın batı kıyısını 25 dakika içinde vurabilir. Karaya çok yakın bir yerde gerçekleşecek böyle bir olay, insanlara sığınmaları için çok kısa bir uyarı zamanı tanıyacaktır. Vancouver ve Seattle şehirleri kırılma hattının tam ortasında bulunuyor. Biz insanlara her zaman okyanusa yakın bir yerde büyük bir deprem gerçekleşirse hemen yüksek bir yerlere kaçın. Çünkü tsunami uyarı sistemleri vaktinde çalışmayabilir ve siz kendinizi bölgeden tahliye etmelisiniz diyoruz. Ateş çemberindeki bütün ülkeler Japonya'daki felaketten ders almalı. Daha kuvvetli deniz koruma sistemleri kurmalı ve deprem erken uyarı sistemleri geliştirmeliler. Biz insanlara nasıl, hey, haftaya büyük bir deprem olacak, şehirden uzaklaşın diyeceğimizi bilmiyoruz. Bu sorun üzerinde çok yoğun çalışıyoruz ama depremleri önceden saptayabilmek gerçekten çok zor. Zaten depremi yaşamış bir millet olarak gerçekleşen yüzlerce artçı şokla bu problem başka hiçbir yerde Tokyo'dakinden daha büyük değil. Büyük depremin ardından gelen artçı şoklarla aslında biraz şaşkına dönmüştüm. Bu hazırlıklı olmadığım bir şeydi çünkü depremin olduğu cuma gününden benim ülkeden ayrıldığım bir dahaki hafta salı gününe kadar artçılar durmadan devam etti. Hemen hemen her saat diyebilirim. Tom Jordan artçı şokları analiz etti. O inanılmaz hafta boyunca gerçekleşen depremlerin düzenini araştırdık. Oradaki yeşil nokta, büyük depremden 50 saat sonra gerçekleşen bir artçı depremi gösteriyor. Büyük depremi kırmızı noktayla görüyorsunuz. Ve takip eden hafta boyunca bu artçılar gerçekleşti. Büyük depremden sonraki bir ay içinde 7 büyüklüğündeki 3 güçlü deprem daha Japonya'yı salladı. Bu çok korkunç bir depremdi ama henüz sona ermedi. Japonya'da gerçekleşen artçı şoklar aylarca, yıllarca devam edecek. Bizi kaygılandıran şey ise bu artçıların nerede gerçekleşeceği. Tokyo dünyanın en büyük şehri. Mevcut artçı şok bölgesinin tam ucunda duruyor. Yani Tokyo'nun taşıdığı sismik risk için gerçekten endişe duymalıyız. Bu süreç henüz sona ermedi. Deprem bilimciler Japonya'da neler olduğunu analiz ettikçe bu olayın insanoğluna maliyeti daha da iyi ortaya çıkıyor. Sözlükte tsunami'nin Kuzey Japonya'ya verdiği zararın boyutunu ifade edebilecek bir sözcük bulunmuyor. Bu çok kötü bir felaketti. Altyapı tesislerini tamamıyla kaybettiler. Binlerce vatandaşlarını kaybettiler. Bir devlet adamı olsaydınız eğer, halkı böyle bir olayda toparlamak için konuşmakta bile zorlanırdınız. Bu insanın aklını karıştırır. Pola Lutzi insanlara bu olayı atlatmalarında yardımcı olmak için Japonya'da yaşamaya devam ediyor. Bir örgüt kurduk. Duvara kocaman bir harita astık. Bunlar bölgeler. Gidip nelere ihtiyaçları olduğunu öğrenelim dedik. Geçen 1,5 hafta boyunca yaptığımız şey buydu. Kuzeyden ve güneyden kamyonlar dolusu yardım geliyor. Biz de onları düzenliyoruz ve Mason'in araçlarına yükleyip ulaşımını sağlıyoruz. Amerika'da Wesley Julin hala şahit olduğu şeylerin üstesinden gelmeye çalışıyor. Bu görüntüleri ne zaman izlesem geçmişe dönüyorum. O dakikaları tekrar yaşıyorum ve o dakikalar hayatımın en korkunç anlarıydı.
Bu deprem yüzünden ne kadar şanslı olduğumu defalarca gözden geçirdim. Şanslıyım çünkü hayattayım. Arkadaşlarımdan biri tsunami'de hayatını kaybetti. Onu son gördüğüm anı düşünüyorum. Ve bu sadece sıradan bir görüşürüzü. Senin için vedalaşmalar artık daha mı önemli? Evet, çok önemli olduklarını söyleyebilirim. Evet. Üzgünüm. Japonya'nın her yerinden binlerce insan geçici barınaklarda yaşıyor. ...70 senedir bu dünyadayım. Hayatım boyunca birçok şey yaşadım. Ve sanırım en başa geri döndüm. En baştan başlamamız gerekiyor. Katsuyoshi Hayasaka... ...felaketin olduğu günden beri... ...ilk kez evini aramak için büyüdüğü şehre geliyor. Nehire kadar gidip geri döneceğiz. Yönümü tayin edemiyorum. Geriye kalan işaret, onun hayatını kurtaran bu bina. Cadde şurada, değil mi? Evet. Bu benim evim. Burası benim evim. Tam burası. Benim evim. Tam burası. Benim evim. Kurigarasaki. En önemli şey şimdi ne yapacağımız. Burada bir iki kişiden bahsetmiyorum. Demek istediğim hepimizin ne yapacağını göz önüne almamız gerekiyor. Rüzgardan ve yağmurdan korunacak bir yer mesela. En önemli şey bu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin olarak doğrulandı. 14 bin kişi hala kayıp.